De Diyanet İşleri Başkanlığı şekillenmesiyle birlikte Alevilik inanç olarak tamamen bir kenara atıl olarak bırakılmış. Dini kitaplarda da, anlatımlarda da devletin resmi ideolojisinin bulunduğu hiçbir yerde Aleviliğin esamesi görülmemişti bugüne kadar. Bir şey sahibi olmamıştı. Vergi vermişlerdi. Vergilerini hep başka şeylere harcamış. Alevilik inançlarla ilgili bu vergiler değerlendirilmemişti yönetimler tarafından. Sadece istismar, bu Alevilerle ilgili toplantılar, konferanslar yapılmış ama hiçbir zaman Alevilere yönelik ciddi olarak yasal güvenceye dayalı bir Alevilik yapılanmasına sistem müsaade etmemişti. Bugün günümüzde de bir referandum var Türkiye'de. Şimdi Aleviler Türkiye'de bir sefer hiçbir şekilde özgür olarak ne düşüncelerini tam olarak ortaya koyabiliyorlar, ne tarafsız bir eğitim görebiliyorlar, ne medeni bir eğitim görebiliyorlar, ne de serbest ticaret yapıyorlar. Şimdi ticaret yapılırken işte serbest ticaret, Türk ticaret diyorlar. Alevi insanların bugün orta ölçekli sanayi alanlarına girdikleri andan itibaren sistem, var olan iktidarlar onları takip edip sistemin dışına atıyorlar. Onları hiçbir şekilde sistemle, yani orada palazlanıp ekonomik güç sahibi olmalarını istemiyorlar. Sürekli bir engel var Alevilerle ilgili. Eğitim sistemlerinde zaten geçmişte okullarda yine işte hiçbir zaman Alevilerin önünü açacak ya da Alevilere eşit davranacak bir şey olmadı. Bir ortam olmadı. Referandumda şimdi Aleviler niye evet desin? 2002'den beri Adalet Kalkınma Partisi iktidarda. Konferansa yapıldı. Alevilerin bugün istediği şey, çok fazla bir şey istemiyorlar. Yani Aleviler işte yasal güvenceler istiyorlar. Kendi inançlarının rahat yapabilecekleri bir anayasal güvence istiyorlar. Kürtler gibi. Onlar gibi. Yani onlar da istiyorlar. Anayasal güvence istiyorlar. Dolayısıyla biz Sunni değiliz. Biz Hristiyan değiliz. Biz Musevi değiliz. Biz ateist değiliz. Biz Aleviyiz. Bizim bir inancımız var. Bunu da devlet tarafına, yani güç tarafına tanınmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunlar bugüne kadar hiçbir şekilde bu tür tanınmayı bırakın, bunları hiçbir şekilde kabul etmediler. Bazı böyle menfaatçi Alevileri toplayarak orada burada Aleviler üzerinde çeşitli mesajlar vermek istiyorlar ama Aleviler bu konuda duyarlı. Ben inanmıyorum Alevilerin bunlara itibar edeceği, bu menfaatçi kesimlere. Alevilik olduğu gibi ortada duruyor ve mağdurdur bu konuda. Dolayısıyla bu referandumda da bu tür şeyler yapıldığı zaman tek adam yönetimi zaten Aleviliğe uygun bir şey değil. Yani Alevilik itaatkar, ne olursa olsun itaatkar bir inanç biçimi olmadığı için zaten evetle o konuda şey olmaz. Yani müzakereyi sever, tartışmayı sever, aydınlığı birlikte ulaşmanın yollarına şey yapar. Kadın erkek eşitliğindeki şeyi de bunu görüyoruz. Dolayısıyla burada böyle tek yönetim biçimi daha dayatıcı, daha otoriter, daha baskıcı olabileceği inancı vardır bize göre. Dolayısıyla Alevilerin de bu şeyde referandumda hayır diyeceğini görüyorum. Evet, Aleviler evet diyemezler demesi Alevilerin şeyine aykırı. Bazılar bilemiyorum. Yani düşüncem bu yönlü benim. İsmim Mehmet Erdoğan. Ben bir Alevi olarak bu 13 senelik AK Parti iktidarı ve daha önceki Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen şu ana kadar Alevilerle herhangi bir ne basında ne gazetede hiçbir yerde herhangi bir konuda bahsedilmemiş. Aleviler devamlı kötü anlatılmış. Annesini bacısını bilmiyorlar. İnsanlara kötü anlatılmış. Belirli insanlar tarafından da her zaman kötü anlatılmış. Aleviler gizlenmiş, kendini inkar etmiş, erimişler. Ondan sonra sistem sadece Alevilerin oyunu almış. Hiçbir parti tarafında da Aleviler dememiş ki onlar da aslı usul vatandaşlarımızdır. Onlar da inançları vardır. Onlar da kendine göre bir Müslümanlık
tarzı var, inançları var. Onlara da böyle bir basından, gazetede veyahut devlet bir şey yapmamış yani bir açıklama insanlara öğreti verilmemiş. Devamlı horlanmışlar, kötülenmişler. Aleviler de kendi gizlendirmişler. Şu tarihe kadar gelmiş. 10-13 senedir de AK Parti hükümeti başladı. Alevilere bazı açılımlar aldığı altında söz verildi. O da baktık ki yine açılımlarda hiçbir netice alınmadan aynı şekilde gittiğini gördük. Aleviler anlayışlı ve demokrat 72 milleti bir gözle bakar. Kimseyi hor görmez bizim öğretimizde. Biz çağdaş bilim üzerinde eğitim istiyoruz. Yani eğitim, modernleşmek, ileriye doğru devletlerin çaba göstermesini istiyoruz. Bakıyoruz ki bilmem kaç bin yıllık sonra yine devletimiz şeriat düzenine gidiyor. Peygamberlikten sonra halifelere döndü. Halifelerden krallığa geldi. Krallıktan da şimdi tekrar aynı devlet kral yönetimine gidiyor. Onun için biz Aleviler ilerici demokrasi için bu seçimde hayır oyumuzu veriyoruz.